bu yana hep yabancı kaynakla büyüyen bir ülke. Yani dışarıdan para geldi ve biz öyle büyüyebildik. Bu durumda bizim dışarıdan gelen kaynak kesildi. Yani Amerika'dan ve Avrupa'dan bankalar o muslukları, vanaları kapattılar. Dolayısıyla da kapanan musluklar nedeniyle birçok firmamız şu an satışları düştü, nakit akışı bozuldu, kredilerini çevirmekte zorlanıyor. Ne yapıyor? O zaman gidiyor döviz almak istiyor, dövizin yükselmesine sebep oluyor ve bir dış kaynak sıkıntımız var. Ve bizim sadece 2009'daki ihtiyacımız olan kaynak, bir kere firmalar 28 milyar dolar borcu çevirmek zorundalar. Yani onların 28 milyar dolar ödeyeceği borç var. Cari açığımızın da hadi 40 milyar dolardan ben 15 milyara düştüğünü varsayıyorum. 15 milyar dolara düşecek olursa bizim seneye en azından bir 40 milyar dolara ihtiyacımız var. Eğer Almanya'daki vatandaşlarımız şu an orada paralarını yüzde kaçla değerlendiriyorlar bankalarda bilmiyorum. Ama benim tahmin ettiğim %2 civarında bir euroya faiz alıyorlar. Çünkü zaten Merkez Bankası faizleri de düştü. 2.25'lere, 2.75'lere. 2-2.5 civarında bir faiz alıyorlar. O parayı buraya getirdiklerinde bizim Merkez Bankamız dünyada mevduat kabul eden tek Merkez Bankası. İşçi dövizlerini biliyorsunuz kabul ediyorlar ve belli bir faiz ödüyorlar. Burada tabii işçi dövizi burada daha fazla getiri elde edebilir. Eğer gönderirlerse de hiç korkmasınlar. Çünkü şu an Türkiye ekonomisindeki hem bankacılık sistemi diğerlerine göre çok daha sağlam. Hem de Merkez Bankası'nın garantisinde. Sonuçta parayı basan Merkez Bankası ve cebinde de 70 milyar dolar döviz var Merkez Bankası'nın. Dolayısıyla gönderecekleri dolarlara hiçbir şey olmaz. Gönderecekleri eurolara hiçbir şey olmaz. Ve bir de buna eğer hükümetimiz ciddi bir paketle, akılcı bir paketle bu krizin önüne geçmeye çalışırsa ki o paketten bahsedeceğim ben biraz sonra. O zaman hiç korkmadan, güvenerek gönderebilirler. Çünkü Merkez Bankası'nın garantisi altında onların dövizleri burada değerlendiriyor. Bence bunu düşünmeliler. Böyle bir zamanda ülkelerine büyük hizmet etmiş olur. Peki. Öner Bey, yanıtınızı aldınız mı efendim? Çok teşekkür ediyorum. Ben aslında konuyu değiştirmek istemiyorum. Ekonomistimiz çok güzel açıklamalarda bulundu. Tabii ki biz Türkiye'deki Merkez Bankası'na yatırımlarımızı yapmamız lazım ama biz burada Avrupa'da yaşayan Türkler olarak çok yalnız kaldık. Bu zamana kadar yani Avrupa'daki Türkler için bir şey yapılmadı. Biz bir ülkeye giderken başka bir ülkeye giderken hep problemler yaşadık. Onun için artık buradaki vatandaşların o kadar fazla güveni kalmadı diye düşünüyorum. Yani tabii ki bizim memleketimiz başımızın üstünde, başımızın tacı ama bizim için bir şey yapılmadığını düşünerek ben bunu söylüyorum. Şimdi Tabii ki efendim bu çok oraya yatırım yapacağız. geniş, bakın çok geniş bir konu. Aslında her dönemde sizler için birçok şeyler yapıldı. Sizler için yapılmayan şeyleri de biz program olarak yıllardan beri 14 sene oldu gördük, üzerine gittik. Ama işin o tarafı çok geniş kapsamlı bir konu. Hocamız diyor ki bir dakika karttan ayrılmayın. Hocam euro yerine mesela bunu götürüp hazine bonosu ya da tahvil alsa YTL üzerinden aynı şey değil mi? Yani o da bir sağlam bir yatırım değil mi? O da sağlam bir yatırım. Yani devletin çıkartmış olduğu tahvili alıyor ama orada TL'ye geçmesi gerekiyor. TL'ye geçtiğinde alacağı faiz ortalama olarak %17-18 yıllık. Şimdi burada %17-18 kazanabilir. Eğer euro Türk lirasına karşı %17 değer kazanmazsa çok da kâra geçmiş olurlar. Şu an Türkiye dünyadaki en yüksek getiriyi Türk tahvilleri ve Türk bonoları Ama veriyor. hafif bir risk var orada diyorsunuz. Orada sadece euronun artmasına karşılık bir risk var. Mesela siz şimdi paranızı 100 euronuzu bozdurdunuz. Ne kadar yapıyor? 200 YTL Yüzde yapıyor. Kaç alacak Merkez Bankası'na yatırırsa? Merkez Bankası'ndan euro olarak yatırırsa farklı alır. TL zaten kabul etmiyor. Ama TL'ye geçti. 200 YTL yatırdı. Bunun faizi %18'den 200 YTL'nin 236 YTL'ye çıkacak. Evet. Yani 236 YTL'ye çıkacak. Ama o sırada Euro TL paritesi değişmemişse Euro bazında %15-17 kazanmış olacak bir yılda. Yani Almanya'da verdiğinin belki Bir 5 de katını. Türkiye'de çok köklü büyük bankalar var. Yani şimdi isim vermek istemiyorum ama öyle bankalar var ki yani Türkiye'nin adı lazım diye herkes biliyor işte en büyük özel bankası. Ya bu banka batsa Türkiye battı demek zaten. Yani bu Tabii tür yok bankalara yok da zaten oradan getirip yani faiz tabii. karşılığı koysa
Yine güvencede tabii, herhalde. Tabii ki güvencede. Yani bence Türkiye'deki getiriler şu an Almanya'daki kişilerimiz için cazip. Ama söylediği diğer konuya tabii ki onun benim çok fazla söyleyecek bir şeyim yok. Hani biz tamam ülkemize yardım edelim ama bugün ne kadar Türk hükümetleri bizler için ne yaptı? Onlar da bir şeyler yapsın ama bizim için diyor. Ama şunu ele almak lazım. Öner Bey de oradaysa yani oradan paralar gelirken Türkiye'den de çok büyük faizler verilmişti. Yani Türk vatandaşının burada elde edemeyeceği faizler de verilmişti. Yani Türkiye'de bir karşılığını vermişti bu paralar için. Şu anda da onu da, tabii onu da yani evet. Sezar'ın hakkını Sezar'a vermek lazım diyorum. Öner Bey başka bir soru var mı? Fatih Bey başka bir sorum yok. Sizi kutluyorum. Sizi 14 yıldır aşağı yukarı takip ediyorum. Sağ olun. Bugünmüş programınıza katılmak. Sizlere böyle bir program yaptığınız için teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Ayrıca oradaki ekonomistinize de teşekkür ediyorum. Sağ olun. Efendim Avrupa'da 7 gün. İnşallah daha uzun yıllar sizlere hizmet etmeye devam edecek. İnşallah. Sağ olun. İyi günler diliyorum. Bekliyorum. Buradan Türkiye'deki herkese saygı, sevgi, yeni yıllarını da kutluyorum ayrıca. Sağ olun efendim. Sağ olun. Oldu. İyi günler, iyi yayınlar. İyi günler. Hocam kısa bir ekonomiye ara verelim diyorum. Çünkü evet. Avrupa ile ilgili haberlerimiz var. Ve bu arada ben yine izleyicilerimize telefon numaralarımızı tekrar etmek istiyorum. Çift 0-92-619-78 evet. Hocam prompter'a bir tek rakam için bakıyorum. Orada da bir parlama var. Oradan da göremiyorum. Dolayısıyla numarayı şaşırdık. Evet, çift 0-92-612-619-78 yine çift 0-92-612-601-1979'dan bizi arayabilir ve ekonominin Nostradamus'u olarak nitelendirdiğimiz Yaşar Erdinç hocamıza soru yöneltebilirsiniz. İlerleyen dakikalarda Avrupa ekonomisini daha detaylı masaya yatıracağız. Ama yine sizlerle ilgili haberlerimize geliyoruz. Sevgili izleyiciler biliyorsunuz Avrupa'da 7 gün 2008-2009 sezonunda dedi ki eğitim ve Türkiye'nin tanıtımına devam. O Türkiye'nin tanıtım bölümünde de bazıları başka şey anlıyorlar. İlerleyen dakikalarda onu da anlatacağım size. Efendim Özel Ailesi diye bir aile var. Mannheim'da yaşıyorlar. Biz bu aileyi daha önce 2 hafta önce ekrana getirecektik ama çekimlerde olan bir ses hatası yüzünden Orta Almanya temsilcim Şükrü Doğru'ya rica ettim. Tekrar yap bu çekimleri dedim. Çünkü bir anne babanın çocuklarını iyi eğitmek için neler yaptığını görmek açısından Özel Ailesi incelenmeye değer. Ve biz önce Özel Ailesi'nin anne babasının açısından ele alacağız. Anne baba açısından ele alacağız bu aileyi. Ve önümüzdeki haftadan itibaren de çocukların eğitimi konusunda bizzat kendi ağızlarından hangi yolu nasıl kat ettiklerini hep birlikte öğreneceğiz. İşte Özel Ailesi'nin anne ve babası ve onların eğitime bakış açısı. Mannheim'da örnek bir aile var. Çocuklarını yetiştirmek, onların iyi bir eğitim almalarını sağlamak için her türlü fedakarlığı göstermiş bu aile. Bu aile 28 yıl önce ekmek parası kazanabilmek için Tokat Niksar'dan Almanya'ya gelmiş olan Özel Ailesi. Özel Ailesi'nin iki çocuğu var ve her ikisi de okumuş, artık yaşamlarında iyi bir düzeye çıkmış iki başarılı Türk delikanlısı. İrfan Özer, üniversiteye gidememenin acısını hep yüreğinde hissetmiş ve bu yüzden de hep çocuklarını okumaya yönlendirmiş. Bizim yönlendirmemiz, onlar istediler, biz yardımcı olduk. Yani onların istediği için, istedikleri için oldu daha fazlası. Biz illaki kulağından tutup, illaki okuyacaksın oğlum demedik. İstediler, yardımcı olduk. İyi de yaptığımızı sanıyorum. Anne Sevim ve baba İrfan Özer'in çocuklarını bu kadar mükemmel bir şekilde yetiştirmesinin püf noktası ise onlara hem arkadaş gibi davranmaları hem de uyguladıkları disiplin. Sadece onlarla arkadaş olduk. Her şeyden önce bizim aşağıda iş yerimiz vardı, Zolarium vardı. Evimiz buraya biraz açık uzaktı. Onlara daha yakın olabilmek için, onları hep yanında olabilmek için önce iki odalı olmasına rağmen buraya taşındık. Okuldan geldikleri zaman hep yanlarındaydık. Okula giderken bir nevi kontrolümüz altındaydı. Özer ailesi düzenli bir eğitim almaları için çocuklarının dışarıya çıkıp gelmelerine hep saat şartı koymuş. Dışarı gittikleri zaman babadan fazla ben saat verirdim onlara. Bu saatte evde olacaksınız. O saatte gelmediler mi? Yok, bırakmadım. Ben hiç bırakmadım. Babadan fazla ben o şeyi üstlendim yani.
Mesela Ulaş giderdi işten sonra, bunaldım daraldım diye işten sonra. Ulaş'a ben derdim hafta sonu 12'de evdesin. 12'de gelmedi mi ben onun hemen telefonu çaldırdığım zaman anne veyahut da yarım saat geç geleceğim veyahut da yoldayım. Öyle yani. Anne ve baba Özel'in çocukları için yaptığı...